Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Öncelikle ben şu anda bu videoyu çekerken biz 2264 aboneyiz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Eğer ilk kez karşınıza çıktıysam ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olursanız eğer beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdi beraber bugünkü konumuza geçelim. Bugün sizinle Natasha Enright'dan bahsedeceğiz. Natasha 9 Mayıs 1984'te Avustralya'nın Rockhampton şehrinde dünyaya gelmişti. Annesinin adı Jennifer, babasının adı Robert, kendisinin bilinen bir kardeşi daha var. Natasha çocukluğundan beri çok tatlı, çok cömert, aşırı sevecen, dersleri çok iyi olan bir çocuk. Arkadaşlık konusunda çok başarılı, yeni arkadaşlar edinmede asla zorlanmıyor. Aynı zamanda bulundukları yani yaşadıkları bölgede daha güvenli olarak bilinen bir bölge. En azından o dönemler. Her şey bu kadar mükemmel giderken Jennifer ve Robert artık birbirleriyle anlaşamadıklarını düşünmeye başlıyorlar ve ayrılma kararı alıyorlar. İşte bu ayrılma kararı sonrasında aslında her şey değişiyor. Robert çok da uzak olmayan bir yere yerleşiyor aslında çocuklarını rahatça görebilmek için ama aynı zamanda boşandıktan kısa bir süre sonra Debbie isimli farklı bir kadınla evleniyor. Bu kadından da daha sonra bir çocuğu daha oluyor Robert'ın. Yani Natasha'nın bir kardeşi daha oldu. Kardeşinin adı da Jason. Şimdi Jason'ın doğumundan sonra Natasha'da bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Öncelikle okuldaki dersleri gerçekten çok kötüleşmeye başlıyor. Ara ara okulu ekmeye başlıyor ki bu normalde hiç yaptığı bir şey değil. Natasha'nın hayatının biraz böyle artık düzensizleştiği bu dönemde bir de erkek arkadaşı oluyor. Erkek arkadaşının ismi Scott Blake. Natasha o zamanlar 14 yaşında yani Scott'la sevgili olmaya başladığı zaman ama Scott 21 yaşında. Yani bu durum yasal bile değil aslında. Bu yüzden ailesi de karşı çıkıyor haklı olarak. Özellikle annesi inanılmaz karşı bu duruma. Ama Natasha Scott'a inanılmaz derecede aşık, ondan asla vazgeçemiyor. Bu yüzden annesinin bu karşı çıkmaları sonucunda 12 Temmuz 1998'de Natasha evden kaçıyor. Bunu da köpek gezdirme bahanesiyle yapmış ama sanırım köpeği çıkar çıkmaz evin yanına bir direğe bağlamış tasmasından daha sonrasında kendisi yoluna devam etmiş ve evden kaçmış. Annesi saatlerce bekliyor başta geri dönmelerini sonra köpeği görüyor. Köpek hala orada bir gitmemiş. Natasha'nın da gelmeyeceğini anladığı zaman durumu hemen polise bildiriyor. Polis hemen bölgedeki kişilerle iletişime geçiyor Natasha'yı bir gören var mı diye. Natasha o gün öncelikle bir bowling salonunda görülmüş. Polisler Scott'ı da sorguluyorlar ama Scott herhangi bir şekilde o gün Natasha'yı görmediğini söylüyor. Ama eğer Natasha ile ilgili bir bilgisi olursa polislerle paylaşacağını da teyidini veriyor. Daha sonra polisler çevredeki insanlardan Natasha'nın bir otelde göründüğünü öğreniyorlar. Hemen o otele doğru yola çıkıyorlar. Otele gittikleri zaman gerçekten de Natasha'yı orada buluyorlar. Yanında Scott'la beraber. Natasha inanılmaz derecede ağlıyor polisleri gördükten sonra ve çok pişman olduğunu, böyle bir şeyi aslında yapmayacağını ama boşluğa düştüğünü, yanlış bir karar verdiğinin farkında olduğunu söylüyor. Hatta annesiyle kavuşturdukları zaman annesine de sarılıp çok ağlıyor. Scott'la direkt ilişkisini keseceğini söylüyor annesine. Bunun teyidini veriyor. Scott'a ise adaleti engellemekten yani kızın yerini bildiği halde söylemediği için $1000'lık bir para cezası veriliyor. Ama Scott'ın o dönemler verdiği bilgilere göre Natasha o zamanlar gerçekten çok kötü dönemler geçiriyor ve Scott sadece onun yanında olmaya çalışmış. Kendi hayatına kıymayı düşünüyor, sıkıntılı ilaçlar kullanmaya başlamış, aslında okuldan uzaklaştırılmış. Yani bunları ailesinin farkında olmadığını ama kendisinin bildiği için Natasha'nın yanında olmaya çalıştığını söylüyor. Natasha bu dönemler aslında biraz gelişim göstermeye başlıyor ama bu gelişim 31 Ağustos 1998'e kadar devam ediyor. 31 Ağustos 1998 gününde her sabah olduğu gibi Natasha'nın annesi kızını alıyor, onu okuluna bırakıyor. İnerken vedalaşıyorlar. Daha sonrasında kadın kendi işine gidiyor, Natasha da okuluna gidiyor. İş çıkışında Natasha'nın okul saati de denk geldiği için tekrar annesi onu alıyormuş ve kızını almaya gidiyor her zamanki gibi. Ama gittiği zaman Natasha okuldan asla çıkmıyor. Kadın bunun üzerine
okula girip soruyor ve o gün Natasha'nın hiçbir derse girmediğini öğreniyor. Bu sefer de belki rahatsız hissedip eve dönmüştür diye düşünüyor ve hemen eve gidiyor ama Natasha orada da yok. Bunun üzerine Natasha'nın tekrar kaçmış olabileceğini anlayan Jennifer hemen tekrar polislere koşuyor. Ama polisler bu sefer maalesef ki bu durumu ciddiye almıyorlar çünkü Natasha daha önce de kaybolmuştu. Hatta Natasha için hiçbir arama çalışması başlatmıyorlar. Bu yaklaşık bir hafta kadar devam eden bir süreç ama artık sonrasına gelmediği için polisler hadi madem başlatalım diyerek bir arama çalışması yapmaya başlıyorlar. Burada da yine çevreye soruyorlar öncelikle. Çevredeki insanlara sordukları zaman Natasha'nın o gün yaşlı görünen bir adamla bir sinemanın önünde görüldüğü söyleniyor. Polisler bu sefer hani belki yaşça büyük bir adamdan mı bahsediyorlardı acaba deyip tekrar Scott'tan şüpheleniyorlar ve Scott'a gidiyorlar. Ama Scott'ın olmadığını kısa süre içerisinde anlıyorlar çünkü Scott'ın o gün beraber takıldığını doğrulayabilecek arkadaşları var, yani tanıkları var ve bir kişi değil birkaç kişi. Bu yüzden polis Scott'tan şüphelenmeyi bırakıyor. Ama bu öyle bir hal alıyor ki artık Scott'tan sonra hiçbir şüphelileri yok. Bu yüzden bu dava aylar boyunca olduğu gibi kalıyor resmen. Bu süreçte Jennifer röportajlar veriyor, kızına gel çağrılarında bulunuyor eğer hayattaysan. Ama daha sonra kadıncağızın umutları o kadar bitiyor ki bir gün bir programda şunları söylüyor. Eğer Natasha hayatta olsaydı bu acıları çekmeme izin vermezdi. O yüzden artık onun hayatta olmadığına inanmaya başlıyorum diyor. Bir delil, bir ipucu olmamasına rağmen halk tarafından, polis tarafından arama ekipleri kuruluyor. Yani bir yerleri kontrol etmeye çalışıyorlar. Alanlarda acaba Natasha'nın bedenini en azından bulabilecek miyiz diye. Görgü tanıkları aramaya çalışıyorlar. Sadece Rockhampton bölgesinde değil, diğer ilçelere, illere gidebilecek şekilde zaten haberleri de çıktığı için her yerden bir ipucu bulmaya çalışıyorlar. Ama insanlar Natasha'ya ulaşmaya çalışırken bölgedeki kayıp vakaları artmaya başlıyor. 1998 yılının Aralık ayında 39 yaşındaki Julie Turner kayboluyor. 99 yılının Mart ayında 36 yaşındaki Beverly Lego kayboluyor. 19 yaşındaki Sylvia Benedetti diğer kadınların kaybolmasından birkaç ay sonra kayboluyor. Ve Keira Steinhardt 9 yaşında kayboluyor. Şimdi polis bu davaları incelemeye başlıyor ve fark ediyorlar ki aynı bölgede kaybolan insanlar. Keira hariç üçü de aynı bölgelerde takılan insanlar. Yani bu kadınlar aynı parklara, aynı alışveriş merkezine, aynı spor salonuna, aynı sinemaya gidiyorlar. Bu yüzden bu kadınların ortak bir kişi tarafından kaybedildiği veya başlarına bir şey getirildiği düşünülmeye başlıyor. Ve Natasha da biliyorsunuz ki sinema önünde yaşlı bir adamla görüşülmüştü en son ve bu sinema da bu kadınların gittiği ortak noktalardan birisi. O yüzden Natasha'nın da yüksek ihtimalle aynı kişi tarafından kaçırıldığı veya hayatına son verildiği düşünülüyor. Keira'nın olayıyla ilgili Keira'yı kaçıran kişi bazı kişiler tarafından görülmüştü ve bir tarif verebildiler. Parlak sarı bir şortu vardı, beyaz bir tişörtü vardı, kırmızı küçük bir arabası vardı gibi ipuçları veriyorlar. Ve bu sayede Keira'yı kaçıran kişiyi polis bulabiliyor. Adamın ismi Leonard Fraser. Leonard'ın evine yapılan aramalarda gerçekten de Keira'ya ait kırmızı sıvı Leonard'ın evinde bulunuyor. Bu olaylar sonrasında 9 Mayıs 2001 tarihinde Natasha'nın ailesi Keira'nın artık hayatta olmadığını anlayınca kendi kızlarının da başına aynı şeyin geldiğini anlıyorlar ve kızları için onun 17. yaş gününde bir merasim düzenliyorlar. Yani artık cenazesi yapılıyor. Şimdi bu dönemlerde Leonard'ı sorguluyorlar. Leonard her şeyi kabul ediyor. Her şey derken 3 kadın ve 1 çocuğun hayatına son verdiğini kabul ediyor. Hepsi de tanıdığı kadınlarmış. Julie ile bir dönemler aynı yerde yaşamış. Beverly bir dönemler Leonard'la aynı caddede, aynı sokakta yaşıyormuş. Yani birbirlerine çok yakınlarmış. Ve Natasha da sürekli Leonard'ın gittiği sinemaya gidiyormuş. Ortak noktaları bunlar. Diğer Sylvia isimli kadınla ilgili hiçbir bilgi yok. Yani onu kabullenmiş mi veya o kadın canlı olarak bulunmuş mu bunu bilemiyoruz maalesef ki. Şimdi bunlar sonucunda polisle bir anlaşma yapıyor. Ve yaptığı anlaşmaya göre Keira, Beverly ve Julie'nin nerede olduğunu söyleyecek. Yerlerini bildirecek polise. Ama Natasha için aynı şeyi asla kabul etmiyor. Natasha'nın yerini söylemiyor. Leonard'ın mahkemesi başlıyor artık.
tanıklar, verdiği ifadeler, zaten her şeyi kendisi itiraf etmiş. Güzel de bir ceza alacak. Natasha'nın ailesi de tabii ki mahkemedeler. Onlar da oraya gitmişler. Ama birdenbire mahkeme ortasında savcı Paul dönüp diyor ki bu olayla ilgili bildirmek isterim ki Leonard Natasha ile ilgili hiçbir ceza almayacaktır. Ailesi şok oluyor. Yani sırf onun yerini söylemedi ve bulunamadı diye mi ceza almıyor diye düşünüyorlar aslında. Ama sonra sadece konuşmaya devam ediyor. Mutlulukla bildirmek isterim ki Natasha'yı bulduk. Tam 5 yıl geçmiş arada. Nasıl bulunduğunu söyleyeyim size. Polis ekiplerine Scott'ın bir akrabasından bir not veriliyor. Ve notta şöyle yazıyor. Natasha and Ryan hayatta ve iyi. İsterseniz onunla iletişime geçebilirsiniz deyip bir telefon numarası bırakmış. Mahkemede de bunu açıklıyorlar. Şimdi Natasha'nın bulunduğu ana gelecek olursak 10 Nisan 2003'te bu not sonrasında polisler Scott'ın evine gidiyorlar. Eve gittikleri zaman Natasha aslında ortalıkta yok görünüyor. Daha sonra Natasha'yı dolapta buluyorlar. Ve kıyafet dolabının içine saklanmış şekilde buluyorlar. Kendi evinden 4 kilometre kadar uzakta sadece ve yıllardır eve her birisi geldiği zaman bu dolabın içine saklanmış. Scott'la beraber yaşamak istedikleri için bunu yapıyor. Bunun üzerine gerçekten hükümet de, polis ekipleri de, halk da çok sinirleniyor. Çünkü herkes Natasha için çok üzüldü, onun hayatta olmadığını düşündüler, onun için inanılmaz derecede arama çalışmaları için paraları harcanmış durumda. O yüzden herkes Natasha'ya çok kızgın aslında. Hele annesine yaptığı şeyler affedilir gibi değil. Bulunduktan 20 gün sonra Natasha kendi öldürülme davasının mahkemesine katılıyor ve burada kendisine sorulan soruları yanıtlıyor. Leonard Fraser'ı hiç tanımadığını ve onu beraber gördüklerini söyleyen kişinin kim olduğunu da bilmediğini söylüyor. Yani onunla hiç görüşmemiş zaten. Leonard diğer 3 öldürme suçundan ceza alıyor. Şimdi normalde aslında kaçtıktan bir süre sonra başka bir yere taşınmışlar. Ama Scott bir süt dağıtıcısıymış ve işleri tekrar Rockhampton'a transfer olmuş. O yüzden yeniden aynı bölgeye tekrar dönmüşler. Ve aileleriyle dediğim gibi evlerinin arası 4 kilometre. Aslında çok yakınlar. Tüm olanlar sonrasında Scott yalan yere polise yemin etmekten, soruşturmayı engellemekten 12 aylık bir hapis cezası alıyor. Natasha da 1000 dolarlık bir para cezası alıyor. Scott 12 aylık hapis cezasını yaptıktan sonra 29 Eylül 2008'de çift evleniyor. Bilinene göre 3 tane çocukları olmuş. Hemşire olmak için okuyormuş en son. Şu an olabildi mi bir fikrim yok. Daha fazla bir bilgi girilmemiş haber kaynaklarına. Son olarak Natasha'nın bunu neden yaptığıyla ilgili sorulan soruları verdiği cevabı okumak istiyorum size. Neden ayrıldığımı ben biliyorum. Annemin ve kız kardeşimin nedenleri bilip bilmediğinden çok emin değilim. Ve sebebimi söylememin de hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum. Onlara ne sebep verirsem vereyim, onlara yaşattığım acının geçmeyeceğini biliyorum. Diyor ve bu yüzden herhangi bir şekilde kaçma sebebini söylemiyor. Evet, Natasha ile ilgili anlatacağımız kısım bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak, ben tam böyle davayı araştırıyorum en başlarındayım. Dedim ki gitti kızcağız, yani Scott yüzünden oldu bu diye düşünüyordum ki görselleri görene kadar. Davayı okurken bir yandan da resimlere bakmaya çalışıyordum nasıl bir kızmış diye. Bakıyorum küçükken kaybolmuş ama kocamanken bir hali var ve dolabın içinde. Ben dolaptaki kız davası diye araştırıyordum ama tamamen bambaşka bir şekilde düşünmüştüm. Kötü bir şekilde düşünmüştüm bunu. Devamını okuyunca davanın gerçekten şok oldum. Çok ilginç bir dava değil mi ya? Ama hiçbir insanın bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum ailesine. Yani tabii ki ekstrem durumlar oluyor. Ailesiyle ilgili çok kötü şeyler yaşayanlar ve yaşadığını dahi bilmemesini isteyenler olabilir. Bunu ayrı tutuyorum. Ama anne, baba, kardeş, yani o kadar üzüldüm ki bu insanlara. En azından hayatta olduğunu bilselerdi. Yani yerini söylemeseydi ama kendi el yazısıyla bir mektup gönderseydi madem. Nerede olduğunun hiç belirtilmediği bir şekilde bir mektup yollayabilirdi. Gerçekten ailesi için çok üzücü bir durum. Ama en azından Natasha sağ salim bulunmuş. Buna sevinebiliyorum bu dava için. Sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aşağıya bırakmayı unutmayın lütfen. Bugünlük benim söyleyeceğim her şey A'dan Z'ye bu kadardı. Bir sonraki videoda, yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.